Esra Erol yeni sezonun ilk bölümünde herkesin gözlerini yaşartan bir buluşmaya imza attı. Kısa süre önce evlatlık olduğunu öğrenen Kadir Eren biyolojik ailesiyle stüdyoda buluştu. Biyolojik ailemi arıyorum. Kardeşsiz büyüdüm. Bir sorunum olduğu zaman kardeşimle çözebilseydin dedim. Ne oldu da bırakmak zorunda kaldılar? Çünkü bir anne kolay kolay evladından vazgeçmez. Kolay mı? 4 tane can. Evlatlık olduğunu öğrendi, hiç görmediği anne ve babasını bulmak için çıktı yola. 18 yıllık hasret Esra Erol'da sona erdi. ...18 yaşındaki Kadir Eren Edirne'de yaşıyordu. 2 ay önce öğrendi gerçeği. Biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'un kapısını çaldı. İzmir Karşıyaka Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan 4 yaşında evlat ediniliyor. Fatma Eren ve İbrahim Eren alıyor. Evlat edinmeden önce senin gerçek ismin... Abdülkadir Yarış. Evlat edildikten sonra sadece Kadir olmuşsun. Evet. Biyolojik anne baban Nuray ve Hikmet Yarış. Evet. Büyüten annen. Seni seviyorum oğlum. Asla vazgeçmeyeceğim sizden. Tamam annem. Kadir'i kurumdan aldığımız zaman iki ablası, biri abisinin olduğu. O zamanlar biz zaten bir süre beraber büyümüşüz ama kendimizi arkadaş falan zannediyormuşuz. Beklediği haber kısa sürede geldi. Biyolojik aileni buldum. Her zaman programı izliyor. Programda ismini duyuyor. Ve bunun üzerine düşüp bayılıyor. Kıyamam. O 18 yıllık hasreti bir dindirelim. Hazır mısın? Hazırım. Anne oğlun buluşması stüdyoyu gözyaşlarına boğdu. Biyolojik anne Nuray Talan geliyor sevgili seyirciler. Küçüklerime kurban oldum Kıvırcık oğlum. Bırakmayacaksınız değil mi beni? Asla ya, ne diyorsun sen? Allah'ım bırakırmayayım ben seni. Esra Erol Eren'i ablasıyla da buluşturmayı başardı. Ablan telefon hattında Kadir. O da yurtta büyümüş, o da evlat edinilmiş. Abla. Ya senin sesine kurban olurum. Ablacığım ben gelemedim ama yarın mutlaka geleceğim seni görmeye. Bekliyorum ablam. Sonra sıra hiç tanımadığı kardeşine geldi. Nuray Hanım'ın ikinci evliliğinden dünyaya gelen bir kardeşin var. O da yıllardır seni merak ediyor. Hazır mısın? Hazırım. Gel Kadir böyle. Anneyi öyle alalım. Tamam. Gel ya, ay ay ay. Ya yavrum ya. Abiciğim. Senin yerim olsa bunu çürçünü bakıyor. Sevindiren o anlardan sonra gerçeklerle yüzleşme vakti geldi. Öyle şeyler oldu ki babam ayakkabı ustasıydı. 6 ay çalışır, 6 ay sonra işi olmazdı. Babanın arkadaşları vardı. O dönemden sonra bozuldu babam. Yasaklı madde almaya başladı. Zarar vermeye başladı bana. Evim yandı. Annem babam da vefat etti. Psikolojik tedaviler gördüm. Çocukları yurda veren kim? Babası. Ve yıllardır görmediği babası da canlı yayına bağlandı. Eren babasına öfke kustu. Ya sen nasıl bir babasın ya? Sakin. Sana nasıl bir baba lazım? Adam gibi adam. Ya sen bu kadın neler yaptın ya? Çaresiz, bitmiş, her şey bitmiş, hastayım. Ben sizin istikbalinizi, sizin hayatınızı düşünmek zorundayım. Eğer ki ben seni oraya vermeseydim, bugün buraya kadar gelemezdim.